Ve şimdi Atina'ya gidelim. Yunanistan'da Covid ölümleri rekor kırıyor. Aşı karşıtları ise bir yandan örgüt kurdu. Anayasanın Gardiyanları isimli bu örgüt polis üniformasını andıran da ceketler giyiyor. Covid önlemlerini uygulayanlara karşı zor kullanıyor. Şimdi hemen Atina'ya döneceğiz. Ayrıntıları Taki Berberakis aktaracak bize. Taki hoş geldin diyorum. Öncelikle nedir bu örgüt? Neler yapıyor? Bu kadar can kaybı da varken nasıl son durum Atina'da? Gerçekten Yunan hükümetinin baş ağrıyor bu iki konuda. Diye bir yandan ölümler rekor seviyeye yükseldi. Diğer yandan da aşı retçileri veya Covid retçilerinin eylemleri tırmanıyor. Böyle bir ortamdayız. Ölüm rekoru derken Avrupa'da nüfusuna göre en çok ölüm vakaları yaşanan ülke Yunanistan. Bu kara bir rekor. Ancak bunun da rekoru kırıldı diyebiliriz. Çünkü ölümler burada her gün 90-100 bazında bandındayken dün büyük bir yükseliş göstererek 130'a yükseldi. 700 kişi de yoğun bakımda. Muhalefet çok sert şekilde eleştiriyor hükümeti. Niye? Çünkü yoğun bakım dışında onlarca kişi var. Onlarca kişi yoğun bakım üniteleri dışında ki bunlar dolmuş taşmış durumda. Orada entübe edilmiş durumda. Onların arasındaki ölüm oranları çok yüksek diyor muhalefet. Hükümet tarafı ise yaşlı nüfus. Ülkenin nüfusu çok yaşlı. Dolayısıyla o ölüm oranları bu nedenle çok yüksek şeklinde kendini savunmaya çalışıyor. Diğer yandan aşı karşıtçıları ve koronavirüs karşıtçılarının örgütlenmeleri de çok rahatsızlık ve huzursuzluk uyandırıyor. Anayasanın Gardiyanları diye bir örgüt ortaya çıktı. Sosyal medyada çok etkindi. Bu kez artık eylem yapmaya da başladılar. Bunlar özel ceketler diktirdiler kendilerine. Bir arma takıyorlar. Polis görünümlü bir arma takıyorlar. Vatandaş onları bazen polis de zannediyor. Ayrıca arabalarına da bir amblem takmış durumdalar. Arabaları, otoları da polis otosu zannediliyor. Pieria ilinde Orta Yunanistan'da bir ortaokul müdürünü önce darp ettiler. Sonra da tabiri caizse gözaltına aldılar. Yani ne yaptılar? Ona kelepçe taktılar. Ve onu anayasayı ihlal etmekle suçladılar. Niye anayasayı ihlal ediyor? Çünkü çocukların okulda maske giymelerini sağlıyor. Yani maskeli olmalarını denetliyor. Ve diğer yandan da çocukların test yapmasını istiyor. Bütün bunlara karşı bu anayasanın gardiyanları. Hatta bu polis ortaokul müdürünü karakola götürdüler. Ama diye tamamen infial yarattığı ülkede. Ve savcılık müdahale etti. Polis bir operasyon başlattı. 11 kişi gözaltına alındığı bir örgütten. 3'ü ağır suçlar şüphelisi olarak tutuklandı. Diğer 8'i ise serbest bırakıldı. Ancak bir şartla, bu şartın da çok ilginç olduğunu göreceğiz. Herhangi bir okula 500 metreden daha çok yaklaşmama şartıyla serbest bıraktılar. Yunan savcılığı bir suç örgütü olup olmadığı şeklinde büyük bir soruşturma başlatmış durumda. Diğer yandan Halkida şehrinde dün ilginç ve çok huzursuzluk verici bir eylem gerçekleşti. Kitap yakıldı. Hangi kitap? Bir çok ünlü Yunanistan'da bir masal yazan küçük çocuklar için Evgenios Trivizas var. Ona Eğitim Bakanlığı bir kitap yazmasını söyledi ve bu çocuklar için koronavirüsü anlatan ve nasıl önlemler almaları gereken ufak çocuklar için masal şeklinde onları fazla tedirgin etmeyecek bir kitap yazdı ve bu kitap basılarak bütün okullara dağıtıldı. Aşı retçileri ve Covid retçileri bu kitabın kabul edilmez olduğunu belirterek şehir meydanında bu kitapları yaktılar ve kitabın yalan dolu utanç kitabı olduğunu söylediler. Yunan hükümet sözcüsü ise tepki göstererek bu bir Nazi benzeri bir eylem ifadesini kullandı. Meltem. Peki çok teşekkür ediyoruz Taki Berberakis. Oldukça ilginç gelişmeler. Atina'dan neredeyse eşkıyalık boyutuna varan hareketler var. Aşı karşıtlarından okul basmalar, okul müdürünü darp etme, emniyete götürme gibi. Gerçekten Avrupa'da bunlar oluyor şimdi.